Alaska, Rage Soygunu. İyi günler, size nasıl yardım edebilirim? Natyoland Soruşturma Bürosu'ndan Bishop yerine beni gönderdiler. Tam zamanda geldi. Şimdi açıyorum. Sağ olun. Klik klik klik. Mühürler yerinde. Parayı kendim kontrol ettim. Güzel. Bay Cadwell'e selamlarımı söyleyin. Söylerim müdür bey. Olsam bu yeni ajan. Merhaba. Gelin benimle. Bishop nasıl? Pek iyi değil. Duyduğuma göre ciğerleri hastaymış. Üzüldüm. Kendisi iyi bir meslektaş ve iyi bir dosttur. Ben kendisini tanımıyorum. Ben 5-6 yıldır tanıyorum. Bu yolculuklarda bana eşlik ederdi. Sahi işin ne olduğunu biliyor musun? Aylıkları götüreceğiz. Doğru. Bugün Holdaway şirketinin ödeme günü. Çantada tam 50 bin dolar var. Bu ayın en güçlü sevkiyatı. Çok para. Bu yüzden National'den yardım istiyoruz. Diğer firmalara sadece bankanın güvenlik servisindekiler gideriz. Nereye gidiyoruz? Yolun altından geçip bankanın arkasındaki binaya. Böylece parayı taşıyacak olan araba gözden uzak ıssız bir sokaktan yola çıkacak. Böylece sıradan görünüşü olan 3 değişik araba vardır. Bugün bir temizleyici arabası kullanacağız. Arabanın içindeki silahlı muhafız çantayı koruyacak. Size Dick Nart'ı tanıştırayım. Merhaba. Bu da John. Ben Ned. Arabamıza hoş geldiniz. Memnun oldum. Benim adım da Ken Parker. Siz benimle ön tarafta oturun. Silahınız var mı? Hayır. Ziyanı yok. Nasıl olsa gerekmeyecek. Daha boyunca anlaşıyorum. Doğru. Geleni olmadığı meslekten eminim. Endişeye gerek yok. Orada oturun ve etrafı seyredin yeter. Hep değişik yollardan gidiyor olmasınız. Evet, zaman geçtiğim güzergah değiştiririm. Ben de servis şefi neden dizginlerin başında oturuyor diye merak etmiştim. Benim için güvenlik her şeyden önemli. Eğer izleyeceğim yolu sadece ben bilirsem daha emniyetli olur. Ama işin aslına bakarsan arabanın içine takılmaktansa açık havada gitmeyi tercih ederim. Kimse sizi benim kadar iyi anlayamaz. Ben de açık havayı severim. Hepimiz belirli bir yaşam tarzına alışmışız. Bunu değiştirmek zor geliyor. Aslında ben yeniliklerden korkmam. Gençken öyledir ama insan benim yaşama gelince değişiklikler sadece olumsuz yönde oluyor. Fazla iyimser biri değilsiniz. Gerçekçiyim ama şirketlerimde canınızı sıkmak istemem. Kentimizi nasıl buldunuz? Bu kadar çok insanı bir arada hiç görmemiştim. Bugün her zamankinden kalabalık. Bu semtin pazarı var. Öteki yoldan geçsek daha iyi olmaz mı? Hayır, Residence Stress'den geçebiliriz. Haydi. Dikkat. Ne oluyor? Dur. Hepiniz geri çekilin. Silahlarınızı atın ve sakın kımıldamayın. Tanrı aşkına ateş etmeyin. Tanrım, acele edin. Sakin ol ve ihtiyarı gözden kaçırma. Peki, gidelim buradan. Allah'ım, Tim nerede? Tim. Anne, yaklaşma, geri dön. Bırak hani çocuğu geçsin. Sen kapı çeneni, yoksa gebertirim. Lanet olsun. Yeter artık. Bang. Ol sen. Kaçın, kaçın. İmdat. Tamam mı? Haydi. Elinizi çabuk tutun. Sen çantayı al. Ben de silahları. Size gelince sağ kalmak istiyorsanız sakın dışarı çıkmayın. Çıkmayayım demeyin. Koşun, gidiyoruz. Yuhu. Hepimiz tamamız. İleri. Yaha.
olayın görgü tanıklarından biri yaralıların yardımına ilk koşanların muhafızlar olduğunu söyledi. Ama ne yazık ki vurulanlardan ikisi hastaneye götürülürken yolda can verdi. Olayda hayatını kaybeden üçüncü kişi de muhafızların 60 yaşındaki şefi Jakob Olsen'di ve soygunculardan biri tarafından vurulmuştu. Olsen'in yanında National Soruşturma Bürosu'ndan ajan Ken Parker de bulunuyordu. Kendisinin olayda hakkında görüşlerini aldık. Olsen tabancasını çekmek ister gibi bir harekette bulununca haydutlardan biri onu vurdu. Kurbanın meslektaşı Denver Bulvarı 56 numarada oturan Bay Richard Fairward ile de görüştük. Kendisi korkunç bir yanlışlık olmuş. Olsen hiç silah taşımazdı şeklinde konuştu. Reginald Street'te katliam. Dünkü soygunu yazıyor. Senin sözlerini manşet yapmışlar. Beni kızdırsan da bu gazetelere tek kelime söylemedim. Gazeteciyi tanıyorum. Bu sefer şanslı sayılırız. Fazla uydurma bir haber sayılmaz. Yine de National için iyi bir reklam olmalı. Böyle şeyler sık sık olur. Senin yerinde tecrübeli biri de olsaydı pek bir şey yapamazdı. Yine de ihtiyaç sana kızacak. Beni işe almasını sen tavsiye etmiştin. Trende çok başarılıydın. Bana kalırsa o alçakları polisten önce enseleyip kendini affettirebilirsin. Güvenine teşekkürler ama bu iş için daha tecrübeli biri gerekir. Hikaye. Bu tip soruşturmalarda tecrübeli de akıllı olmaya gerek yok. Biraz inat ve güçlü bir bacak yeter. Hiç değilse bunlar bende var. O halde kullanmaya bak. Bu davayı sana vermelerini sağlayacağım. Gerçekten çok naziksin. Biliyorum eğer polisten önce bir sonuç alamazsan zahmet edip rapor hazırlama. Saat 11'de o senin cenazesi var. Rahat rahat yetişirsin. Geldiğiniz için teşekkürler. Görevimiz, bir ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeyin. Hoşça kal, Barbara. Kendine iyi bak lütfen. Tabii, teşekkürler. Seni evvelki bırakayım mı? Gerek yok, araba beni bekliyor. Peki, gerekirse beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Elbette, merak etme. Rahatsız ettiğim için bağışlayın bayan Olsen. Adım Parker, dün babanızla beraberdim. Evet, her şeyi anlattılar. Babanızın katilini bulmakla görevlendirildim. Size birkaç soru sormama izin verin. Size nasıl bir yardımım olur? Bazen çok basit bir ayrıntı bile işe yarar. Hiçbir şeyi gözden kaçırmaya gelmez. Ben yağmur hızlanıyor. Uzakta mı oturuyorsunuz? 5-6 yıldır bankada çalışıyordu. Daha önce özel dedektifti. Size hiç işimden söz edebilir miyim? Eder miydi? Asla. Evden işe adımını atar atmaz işini unuturdu. İşinden memnun muydu? Pek değil ama bunları neden soruyorsunuz? Çünkü arabanın izleyeceği güzel kahı sadece o biliyordu. Bence yanlışlıkla ağzından laf kaçıracak biri değildi. Babamı suç ortaklarıyla mı suçluyorsunuz? Hayır ama şöyle ya da böyle haydutlar öğrenmişler. Son zamanlarda endişeli miydi? Hangi konuda? Mesela tehdit edildiğinden bahsetti mi? Hayır. Zaten böyle şeyler umursamazdı. Belki de onu gözlüyorlardı. Ya da evinizi göz altında tutuyorlardı. Öyle olsa bunu hiç fark etmedik. İyi düşünün. Sokakta dikkatinizi çeken biri oldu mu? Hayır olmadı. İşte geldik. Sizi kapıya kadar geçireyim. Rahatsız olmayın. Sizi içeri davet edemediğim için kusura bakmayın. Yalnız kalmak istiyorum. O halde hoşça kalın. Bir şey öğrenirseniz bana da bildirin. Söz veriyorum. Nereye gidiyoruz? Boston First City Bank'a. Müdür bey, meşgul. Birkaç dakika bekleyebilir misiniz? Elbette. O seni iyi tanır mıydınız? Tabii. Buradaki herkes gibi. Buraya da memur değildi ama çoğumuzun iyi dostuydu. Ben de kendisini çok severdim. Konuşkan biri miydi? Elbette. Para nakilleri konusunda da mı? Hayır, bu konuda ağzı çok sıkıydı ve önemli olduğunu bilirdi. Son zamanlarda kendisine bir değişiklik fark ettiniz mi? Her zaman keyifli miydi? Hayır, morali oldukça bozuktu. Emekliliği yaklaşmıştı ve bu onu üzüyordu. Yani işine bağlıydı. Evet, mütevazi bir iş olmasına rağmen emekli olmaktansa ölünceye kadar çalışmayı tercih ederdi.
Lütfen oturun. Soruşturma nasıl gidiyor? Henüz yeni başladık. Güvenlik servisinizle ilgili bütün belgeleri toplamaya çalışıyorum. Servis iyi çalışıyor. Asıl sorun şefinde. Pro, sağ olun içmiyorum. Hangi sorundan söz ediyorsunuz? Ben memurlarıma karşı daima açık davranırım. Onlar dürüst oldukları sürece en yakın dostları olurum. O seni dürüst ve güvenilir biri sanıyordum. Yanılmışım. Bu konuya nasıl vardınız? Siz soyunu gördünüz. Ani bir saldırı mıydı? Hayır. Bana kalırsa önceden planlanmıştı. Arabayı hareketinden itibaren izleyip yolunu kesmek riskli. Bu iş her an polise yakalanma tehlikesi de var. Doğrusu öte yandan haydutların arabayı pusuya düşürmeleri için geçeceği yolu önceden bilmesi gerekir. Oysa bunu sadece o sen biliyordu. Eğer o da suçlu ortağı idiyse onu neden öldürdüler? Bu konuda birçok tahmin yürütülebilir ama yol konusu açıkça ortada. Başka bir kaynaktan öğrenmiş olabilirler. Hayır, isterseniz Vart'a sorun. O bütün planları biliyor. Plan falan yapmazdı. Son anda karar verdi. Ölen birinin ardından konuşmak doğru değildir ama dağınır. Dağınık ve dikkatsizdi. Ama ben bu sistemi değiştireceğim, inanın. Yerine sizi mi atadılar? Öyle gerekiyordu. O senin dikkatsizliğinden söz ediyordunuz. Ağzınızdan bir şeyler kaçırdığını mı düşünüyorsunuz? Bizimleyken ağzı çok sıkıydı. Her şeye kendi karar verirdi. Hatta hangi arabayı kullanacağımıza bile. Ya dışarıda bir şey diyemem. Ama onun için dikkatsiz dediniz. Tabii, nasıl rapor tuttuğuna baksanıza. Bütün belgeler çekmecesinde açıkta duruyor. Görebilir miyim? Polis önemli bir şey bulamadı. Bunlar son 3 ayla ilgili raporlar. Her seferden sonra o sen izlediği güzergahı ne kadar sürdüğünü not ederdi. Yazışı bile ne kadar düzensiz. Görüyor musunuz? Siz biliyor olmalısınız. Özellikle sık sık kullandığı belli bir yol güzergahı var mıydı? Arabanın içindeyken göremiyordum ama raporlara göre yok. Bu raporların başka kopyası var mı? Evet. Bilmiyor muydunuz? Bilmem mi gerekiyordu? Meslektaşınız birçok da var. Bayan, kocanızın bir arkadaşı sizi görmek istiyor. Peki, geliyorum. İyi günler. Adım Parker. Hastanız nasıl? Hep aynı. Böyle bir zamanda sizi rahatsız etmek istediğim için özür dilerim. Dünkü soygun için geldim. Jacques, senin başına gelenleri duydum. Eğer Steve ile görüşecekseniz boşuna geldiniz. Konuşacak durumda değil. O sen dostunuz olduğunu söylemişti. Kocamın dostuydu. Ben hoşlanmazdım. Neden? Çok güzel bir kızı var. 28 yaşında ve hala evlenmedi. Hep onun yüzünden. Babası mı istemedi? Bunu konuşmayalım. Sakıncası yoksa Steve'in yanına dönmek zorundayım. Bir dakika daha. Buna benzer belgeleri daha önce gördünüz mü? Sanıyorum ama yanılmıyorsam 3 ay önce çalınmıştı. Çalındı mı? Peki polise bildirdiniz mi? Hayır. Hırsız içinde biraz para, mücevher ve Steve'in bazı kağıtların bulunduğu çekmeceyi çalmıştı. Kağıtları mutlaka atmıştır. Ve kocanız bunun üzerinde durmadı. Hayır. Zaten birkaç gün sonra hastalandı ve daha da aklımıza gelmedi. Sabahın 5'inden itibaren bütün yan sokaklar pazar yüzünden kapanır. Bu nedenle haydutlar arabaları gece getirip bırakmışlar. Ben dükkanı açtığımda hemen yan tarafta duruyordu. Dükkanı açmaya gelirken araba yan sokaktaydı. Saldırıdan sonra alt yoldan çıkan bir araba bütün soyguncuları alıp gitti. O yol trafiğe kapalı değil miydi? Hayır, Brad Day. Avanıyı açıktır. İleride rejiden streste kesişir. Anlıyorum. Teşekkürler. Beni mi arıyorsunuz? Tas tamam. Lanet olsun. Bu kadar yeter mi yoksa devam edeyim mi? Aa. Kendine geliyor.
Selam. Adamlarım biraz sert vurmuşlar ama kavgayı siz başlattınız. Kimsiniz siz? İkinci şubeden Teğmen Robinson. Memurlarınızı tanıyor olmalısınız. Dün akşam gelmiştiniz. Evet ama siz yoktunuz. Sizi bu sabah Olsen'in cenazesinde gördüm. Jack'in ölümünü duyunca Woburn'dan geldim. Kendisi iyi dostumdu. Bu davayla bizzat ilgileneceğim. Soruşturma yöntemlerine yenilik getirdiniz galiba. Tanıkların kafasına vurma hafızalarını güçlendirmeye mi yarıyor? Şakayı bırakın. Bankada ilginç bir şeyler öğrendim. Solgun günü bir şopun yerine siz gitmişsiniz. Yanlış yoldasınız. Natyon'dan sorabilirsiniz. Kentte geleli 2 hafta oldu ve bir şop hastanede olduğu için yerine beni gönderdiler. Hangi hastanede? Saint Peter'de. Brio Alec Brown'u bulun. Her şey onun fikriydi. Jennings, birini gönder araştırsın hemen. Bu arada biz ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Dün neden Walborn gittiğini sorabilir miyim? Ailemin görmeye hem ne demek istiyorsunuz? Bu meslekte yeniyim ve sizi örnek alıyorum. Yani hiçbir ayrıntıyı atlamamaya çalışıyorum. Espri yapmaktan hoşlanıyorsunuz değil mi? Kaçırmadan isterseniz birlikte çalışıp şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir araya getirebiliriz. Siz başlayın. Bishop'un evinde raporların çalınmış olması bence önemli değil. O raporlar önceki yolculuklarla ilgiliydi. Ama bu banka müdürünün kuşkularını güçlendiriyor. Düpedüz iftira bu. O sen dürüst bir insandı. Asıl Walkley'in durumu karanlık. Teğmenim, adamlar döndü mü? Evet, Parker doğru söylemiş. Büro ona kefil oluyor. Galiba sizden özür dilememiz gerekiyor. Bu konuyu unutalım. O senden söz ediyorduk. Onu ne zamandır tanıyorsunuz? 20 yıldır işe girdiğim günden beri o zamanlar Olsen emniyette görevliydi. Görevde ne kadar kaldı? Hatırlamıyorum ama fazla değildi. Genç memurlar alışmak için tecrübelilerle göreve çıkarlar. Beni onun yanına vermişlerdi. Hem meslekte hem hayatta hocam oldu. Neden ayrıldı? Çok özel sebeplerden. Az önce Watley'in durumundan söz ettiniz. Bankanın müdürü olarak Olsen'in güvenini kazanıp onların izleyeceği güzergahı öğrenmiş olabilir. Banka yöneticileri yüksek ücret alırlar. Niye böyle bir şey kalksın? Vatiye aldığı ücret yetmez. At yaşlarında kumar oynar. Bugüne kadar kaybetmeyen kumarbaz tanımadım. Kim o? Barbara. Ne işin var burada? Seni görmem gerek. Daha fazla dayanamadım. Hay Aksi. Şu sıralar görüşmemiz tehlikeli biliyorsun. Geldiğimi kimse görmedi. Umarım içeri gir çabuk. İyi günler Bay Vatlı. Merhaba. İyi akşamlar. Ateş edecekseniz önce horozu kaldırmalısınız. Niyetiniz beni korkutmaksa başardınız. İçeri girmenize kim izin verdi? Hiç kimse. Size birkaç soru sormam gerek. Yoksa evimi mi aradınız? Hayır, niye? Gizlediğiniz bir şey mi vardı? Derhal çıkın buradan. Sakin olun. Önce silahtan söz ederim. Onu nereden buldunuz? Babamın da. Bildiğime göre silah kullanmıyordu. Dün eşyaların arasında buldum. Çantada taşınmayacak kadar ağır bir tabanca. İzlendiğimden kuşkulanıyordum. Yoksa siz miydiniz? İnsanların özel hayatına karışmam. Adetim değildir ama yine de sevgiliniz hakkında bazı şeyler sormak istiyorum. Söyleyecek bir şey yok. İyi düşünün. Soygun zanlısı kişilerle görüşüyor. Mike'ın bu işle ilgisi yok. Soyadı nedir? Lildel. Bilgi edinmek istiyorsanız Teğmen Robinson'a sorun. Daha önce polisle başı derde girmiş miydi? Hırsızlıktan 1,5 yıl yattı ama artık namusuyla çalışıyor.
Günlerini hipodromda geçirecek mi? Geçirerek mi? Bir müşterek bahisçinin yanında çalışıyoruz. Sabıkalı birinin daha iyi bir iş bulması zor. İnsan bir kez damgayı yedi mi bundan kurtulamıyor. Babanız Mike hakkında ne düşünüyordu? Ona güvenmiyordu ve ondan ayrılmamı istiyordu. Doğru yolu seçtiğine bir türlü inanmadı. Ben öyle düşünmüyorum. Dürüst bir iş bulması için Mike'a yardım etmeye çalışıyorum ama bu soruşturma her şeyi mahvedecek. Eğer suçsuzsa korkmanıza gerek yok. Yanılıyorsunuz. İnsanlar ona hemen kötü gözle bakmaya başlar. Bu bende kalsın. Bir şey daha soracağım. Babanız para taşıyan arabanın hangi yoldan gideceğini size söyler miydi? Hayır, hayır, asla. Hoşça kalın. Durun, size henüz bir şey ikram etmedim. Çay içer misiniz? Teşekkürler, zamanım yok. Bu ne acele? Sizi bu işten vazgeçirmenin başka bir yolu yok mu? Yarar yok. Yapamıyorum. Başarsaydınız bile bir işe yaramazdı. Tanrım, ne kadar utanıyorum. Lütfen gidin. Size söz veriyorum ama Mike konusunu fazla bulandırmamaya çalışacağım. Adi bir suçlu. Böyle bir soygunu düzenleyecek biri değil. Ayrıca soygun günü başka yerde olduğunu kanıtladı. Onu siz mi sorguya çektiniz? Hayır. Jennings çekti. Ben muhbirin Lidyal olduğunu sanıyorum. Zayıf bir ihtimal. Çünkü o sen ondan hep nefretle söz ederdi. Bu arada banka müdürü hakkındaki kuşkular güçleniyor. Adamlarımız yarışlarda çok para kaybettiğini öğrendiler. Ayrıca Cronenberg adlı bir tefeciyle ilişkisi olduğunu söylentileri de var. Bu böyle tanışmam mesleğim açısından yararlı olacak. İyi günler. Size nasıl yardım edebilirim? Ben Vante adındaki müşteriniz gönderdi. Kim? Neville Vante. Onu tanımadınız mı? Buraya çok insan gelir. Neyse yine de emrinizdeyim. Rahatça konuşabilir miyim? Elbette. Ne hakkında? Para. Anlıyorum. Yalnız biliyorsunuz burası banka değil. Boş verin bankalar. Onlar kredi vereceklere sadece garanti isterler. İşlerini sağlama bağlıyorlar. Ben iyi bir karşılıkla istediğinizi verebilirim. Faizi ne kadar? Ayda %150. %50. Oldukça yüksek. Değil mi? Arada sırada borcunu ödemeyen çıkabilir. Bu zararı da çıkarmak zorunda. Doğru. Ben de kendime göre tedbir alıyorum. Çok akıllıca bir önlem. Öyle. Güzel. Artık her şey ortaya çıktığına göre size Vantley hakkında birkaç bilgi verebilirsin. Polis. Oh. İnkara devam edersen seni yalancı şahitlikten ve haksız kanıt sağlamaktan tutuklarım. Dükkanı arayalım mı? Yapamazsınız. Elinizde arama izniniz yok. İtirazı yargıca saklarsın. Kayıtları inceleyeceğiz. Önemli olabilir. Pekala, pekala. One day bana geldi. Ona 3 ay önce 8.000 dolar verdim. İşte burada yazılı. %50'den 3 ay yani bilmem ne bilmem ne. Hayır, bana borcu falan yok. Dün sabah hepsini ödedi. Vantley'e ne yapmayı düşünüyorsun? Onu gözaltında tutacağım. Eğer soyguna karışmışsa bunu suç ortaklarına götürebilir. Yine de fazla hayale kapılmayalım. Vantley kendinden çok emin görünüyor. Hatta soyguncuların yakalanmasına yardımcı olacakları ödül bile vaat etti. Bu adamın ya gizlediği bir şey yok ya da varsa bile çok iyi gizliyor. Eğer İlk ihtimal doğruysa yarışlarda 27 bin dolar kazanmış olması gerek. Bunu sen araştır. Kendimi müfettiş gibi gösteririm. Fena fikir değil. Başarabilirsin. Hatta işe Lidl'in yanında çalıştığı müşteriye bahşişçiyle başlayabilirim. Onu tanırım. Adı Lester ama önce merkeze uğrayalım. Belki Jennings şu tabancayla ilgili bilgi toplamıştır. Çok kolay oldu bu. Mervin, Hulbert marka silahlar sadece bir dükkanda satılıyor. Jacobs, Olsen istikametgahı Boston 36 kalibre seri numarası
Ağustos'ta alınmış, yani 2 ay önce. Gözümle görmeseydim inanmazdım. Jack silahların gözünü, sözünü bile etmek istemezdi. Satın aldığına göre önemli bir neden olmalı. Belki de bir şeyden ya da birinden korkuyordu. Düşmanı olduğunu sanmıyorum. Lan Morrow hariç tabii. Kim bu Morrow? Eski bir hikaye. 20 yıl önce değerli taş İtalya'dan birini soymuştu. Onu tutuklayan o sendi. Hapisten birkaç ay önce çıktı. Eski bir hesaplaşma. Öyle de olsa soygunla tabanca arasında hiçbir bağlantı yok. Neden? Morrow herhangi bir şekilde soyguna karışmış olamaz mı? Bunu da araştırdık. Evini aradık. Bir sonuç çıkmadı. Adam 70 yaşında ve kalp hastası. Onun da paraya ihtiyacı vardır. Sanmıyorum. Çalınan taşlar bulunamadığı için o kadar ağır ceza yedi. Taşların değeri aşağı yukarı 50 bin dolar. Eğer hala kaldıysa. Hapiste bu kadar parayı harcayamaz. Hiçbirini tutturamadım. Galiba anlaşılan öğreneceğim çok şey var. Ben en iyisi hipodroma gideyim. Telgraf, ver bakayım. İkinci koşunun sonuçları açıklıyorum. Birinci Hawker, ikinci Dragon, üçüncü Alexander. Hay aksi, hiçbir tutmadı. Sıkma canını, belki yarın kazanırız. Ne kadar? 27 bin Bay Lester. Geçtiğimiz günlerde vermiş. Ben bu miktarı ödeyemem. Hem doğru bile olsa mutlaka şirketi yarıştır. Neden? Bir atın üzerine 1'e 9 yatırılırsa 3 bin dolar alır. Bu da ancak kazanacak atı önceden bilirse olur. Peki Boston'daki yarışlarda son günlerde sürprizli sonuçlar oldu mu? Geçenlerde Red Wing 1 millik yarışı kazandı. Yüksek ikramiye ödediniz mi? Evet, anormal bir rakam ödediğimiz olmadı. Siz hiç oynamadınız, oynar mısınız? Hayır, başkalarının oynaması daha çok işime gelir. Evvelki gün mü? Evet, gişede ben duruyordum. Red Wing kazandığı yarışı hatırlıyor musunuz? Elbette 3-4 kişi bilmişti ama yüksek oynanmamışlardı. Kazananları tanıyor musunuz? Hayır, buraya yüzlerce insan gelir. Ayrıca müşterilerin çoğu reklamdan hoşlanmazlar. Anlıyor musunuz, değil mi? Kesin hiçbir şey yok. Watley eğer yarışlarda o parayı kazandıysa o koşu mutlaka hileliydi. Böyle bir şey yapacağını sanmam. Kendisi temize çıkarmak için olsa bile mi? Hayır, niye gerek duysun ki? Paranın dışında elimizde hiçbir ipucu yok. Sabır, senin muhbirler bir haber var mı? Hayır, kentteki profesyonellerden hiçbiri bu soyguna karışmamış. Kimse bir şey bilmiyor. Öyleyse adamlar kent dışından gelmişler. Ama soygunu düzenleyenler buralı. Tek çare soruşturmaya baştan başlayacağız. Ward ve bankadaki memurları tekrar konuşalım. Şu hapisten yeni çıkan Marow da var. Onun ilgisi yok. Belki ama her ihtimali araştırmalıyız. Sen de adresi var mı? Boşuna zaman kaybedeceksin. Açık konuşalım Temel. Bu Marow senin için çok mu önemli? Hay Allah, sana ne diye katlanıyorum acaba? Daha tecrübeli biri ayak altında dolaşacağına benim gibi bir acemiye katlanmak işine geliyor. Şu adresi verecek misin? Çavuş Kob'a sor ve toz ol. Sağ ol. Dünkü gazeteyi ödünç alabilir miyim? Defol. Evet. İyi akşamlar. Bay Marol'la görüşmek istiyorum. Kimsiniz? Soruşturma bürosundan Jakob Olsen hakkında görüşecektim. Üzgünüm, olmaz. Neden kendisine sormuyorsun? Toz ol. Peki. Şu yaptığınıza bak. Sakın kıpırdama. Tabancayı bırak. Yükseğe koyabilir miyim Bay Marov? Uşağınız ayıldığında onu kullanmak isteyebilir. Kimsin?
Adam Parker, National Soruşturma Bürosu'ndan Jacob Olsen hakkında birkaç şey soracaktım. Onu hatırladınız mı? Hatırladınız umarım. 20 yıl hiç aklımdan çıkmadı. Yukarı geldi. Başına gelenleri gazetede okudum. Zavallı. Ona kırgın değil misiniz? Hem de çok kızgınım. O olmasaydı hapse düşmezdim. Anlıyorum. Ama ben asla duygularımla hareket etmem. İntikam almayı hiç düşünmediğinizi söylemeyin sakın. Çok düşündüm ama neye yarar ki? Sadece tekrar hapsi boylardım. Haklısınız ama yine de Olsen kendini tedirgin hissetmiş olabilir. Bu yüzden onunla karşılaşmak için fırsat kolladım. Beni görmesini ve artık yorgun ve hastalıklı bir ihtiyar olduğumu anlamasını istiyordum. Ne zaman oldu bu? Hapisten çıkar çıkmaz. Ona geçmişi unutmak ve ömrünün sonuna kadar sana ne istediğimi söyledim. Sonra onu tekrar görmediniz mi? Sağlığım yüzünden dışarı çıkamıyorum. Günlerimi okuyarak geçiriyorum. Hapiste edindiğim bir alışkanlık. Bir an için 20 yıl önceye dönelim. O sırada Olsen memur Robinson'la birlikte çalışıyordu. Onu hatırlıyorum. Mesleğinde ilerlemiş olmalı. Şimdi temen. Bunu Olsen'e borçlu. O olmasaydı sonunda ya bakkal olurdu ya da kasap. Ne demek bu? Bu hikayeyi herkes bilmez. Sana henüz bir şey ikram etmedim. Viski mi içersin yoksa şarap mı? Sağ olun. Sizi dinlenmeyi tercih ederim. Temiz bir iş çevirmiştim ve suların durmasını bekliyordum. Adamlardan biri yanımdaydı. Diğerleri ayrı yerlere saklanmıştı. O sırada profesyonellerden iyi bir grup kurmuştum. O sende işin ehliydi. 2 gün geçmeden izimi buldu. Gizlendiğimiz evin yangın merdiveninden kaçarak Olsen ve Robinson'la aramızı açmayı başarmıştık. Ama ikisi de inatçıydı. Peşimizi bırakmadılar. Ortağım bana çok sinirlendi buna. Ve cezasını buldu. Bana gelince teslim olmaktan başka çarem kalmadığını anlamıştım. Bir anlık sessizlik oldu. Sonra arkamdaki kalabalıktan bağırışmalar yükseldi. Genç Robinson'un meslek hayatı yanacaktı. O çocuğun sorumluluğunu Olsen üzerine aldı ve görevden istifa etti. Olayın aslında gören yalnız bendim ama bunu açıklayacak durumda değildim. Ve o günden beri Olsen eline silah almadı. İdealist biriydi. Arabacı. Bir şeyler bulabildin mi? Hayır. Öyleyse niye geldin? İşinin başına dön. Yararı yok. Bu meslek bana göre değil. Artık eminim. Bu davayı yarın bırakırsan yerine başkasını alırlar. Çalışmak zorunda olduğumu biliyorsun. Ama kimseye de yük olmak istemem. Biraz cesaretin kırılmış fakat zamanla alışırsın. Ama ne yapacağımı bilemiyorum. Bir şeye baştan başla. Teğmen de aynı şeyi söyledi. Ward ve diğerlerini yeniden sorguya çekeceğiz. Kurbanın meslektaşı Denver Bulvarı 56 numarada oturan Bay Richard Ward ile görüştük. 56 numara burası. Sağ ol. Borcum ne kadar? $1,5. Sizi bekleyeyim mi? Teşekkürler. Gereği yok. Birini mi arıyorsunuz? İyi akşamlar. Bay Ward evde mi? Siz kimsiniz? Bir arkadaşıyım. Özür dilerim ama giren çıkanı kontrol etmek zorundayım. İyi ediyorsunuz. Ward kaç numarada? 6. Ah, siz misiniz? Bay Ward'ı bulabildiniz mi? Buldum. Benden önce içeri giren oldu mu? Sadece burada oturanlar. Neden sordunuz? Size gerçeği söyleyeceğim var. Takılda çalınan bir parayla ilgili soruşturma yapıyoruz. Oh, tanrım.
Onu iyi tanıyor olmalısınız. Nasıl biridir? Bütün gün burada oturup kiracıları gözetlediğimi düşünmüyorsunuz herhalde. Elbette hayır. Sizin gibi dikkatli ve zeki birinin buna ihtiyacı yoktur. Sahi mi söylüyorsunuz? Bir dedektif olarak bu işlerden anlarım. Bay Ward bekar değil mi? O sürtük kadına evlenmek cesareti ister. O hanım kiracılardan biri mi? Hayır, yolun sonunda 43 numarada oturuyor. Berbat bir yerdir. Adını biliyor musunuz? Louis Thorpe. Bir şeye benzese bari. Erkekler nesini beğeniyor anlamıyorum. Para düşkünü bir kadın. Eh, artık başka birini bulmak zorunda. Bay Ward öldü. Onu aşağı yukarı 2 yıldır tanıyorum. Ölümüne pek üzülmüşe benzemiyorsunuz Bay Thorpe. Dövünüp ağlamam mı gerekiyor? Ward bunu bekler miydi? Sanırım ama nasıl olsa göremez. Size böyle lüks bir daire tuttuğuna göre maaşının dışında başka geliri vardı herhalde. 6 yaşlarında şanslıydı. Yoksa başka sevgilileriniz de mi var? Fazla meraklısınız. Ne yazık ki mesleğim gereği öyle olmam gerekiyor. Size cevap vermek zorunda değilim. Niye Vart'a dönerim? Son zamanlarda ondan bir değişiklik sezdiniz mi? Hayatından endişe ettiği oluyor muydu? Hayır, aksine dün akşam çok neşeliydi. Özel bir nedeni var mıydı? Uzun zamandır aradığı birini bulmuş, ondan bir ödül koparabileceğini söyledi. Bankadan biri mi? Belki, çünkü izinli olmasına rağmen bu sabah bankaya gideceğini söylemişti. Kim olduğunu söylemedi mi? Anladığıma göre bir süre önce bir barda karşılaştığımız biriydi. Kenara çekilin. Bakacak bir şey yok. Parker, nerelerdeydin? Ölü hakkında bilgi topluyordum. Bir şey buldun mu? Az önce kesin sonuca ulaşmadan önce bulmacayı tamamlamalıyım. Biraz da senden Ludl ve Barbara'dan söz edelim mi? Şimdi de beni mi soruşturuyorsun? Ben profesyonel değilim. Ayak uydurmaya çalışıyorum. Bildiğim bir tek şey var. Eğer avcı avını yakalamak istiyorsa asla peşine bırakmamalı. İstifa ettikten sonra o sen New Bedford'a gitti. Bana birkaç mektup gönderdi. En son mektubunda Boston'a dönmek istediğini yazıyordu. Ona bankada iş buldum. Böylece Jack Barbara ile beraber geri döndü. Barbara'yı bıraktığında daha çocuktu. Onu tanıyorsun. Senden epey genç değil mi? 11 yaş. Ama Jack evlenmemizi çok istiyordu. Hatta nişanlanmıştık. Ama sonra aramız bozuldu. Ortaya Little çıktı. O zaman zaten ayrılmıştık. Tam olarak ne zaman? Geçen yıl. Dün hipodromda Lidl ile ne konuşuyorsun? Seni ilgilendirmez. Yine başlamayalım. Az ya da çok. Sen de bu işin içindesin. Çekimsel davranırsan asla gerçeği öğrenmeyeceğiz. Pekala. Lidl'da görüşmemde garip bir taraf yok. O sen kızın onunla evlenmesi ne istemiyordu. Ölümünden sonra bir şeyler yapmak gerektiğini duydum. Lidl'i tehdit ettim. Barbara'yı bırakmazsa başının derde gireceğini söyledim. İşe yaradı mı? Hayır. Tehdidimi yerine getirecek cesareti yok. Düşünüyorum da o sen Lidl düşmanındı. Ölümü Barbara'nın evlilik planlarını kolaylaştırıyordu. Bunu bir daha söylersen seni parçalarım. Ward mı? Evet. Fark ettim çünkü o gün izinliydi. Bütün sabah o senin dosyalarını karıştırdı. Aradığını buldu mu? Bilemem. Bütün raporları ortaya çıkardı. Hatta en eskileri bile arada bir not alıyordu. Ben de görebilir miyim? Elbette her isteyen bakabilir. Parker, iyi günler Bay Watley. Walt'ın ölümü banka aleyhinde bir sürü dedikodular neden oldu. Eğer soruşturma bir sonuç vermezse çok müşteri kaybedeceğiz. Az önce fark ettim de o senin seçtiği güzergahı burada bulunan herkes önceden öğrenebilir. Memurlarından mı kuşkulanıyorsunuz? Açıklanacak çok şey var. Sizin sorgunun ertesi günü ödediğiniz 27 bin dolarlık borcunuzdan başlayalım. Bu bir şantajsa pişman olacaksınız. Ward gibi mi?
Yine mi sen? Evet, bu sefer güzellikle girmeme izin verecek misin? Bırak gelsin Otis. Gel bakalım. Seni gördüğüme sevindim. Nasılsınız Maro? Fena sayılmaz. Ziyaretler çok hoşuma gidiyor. Hatta bir ihtiyarla sohbet etmek isteyen pek az insan var. Dün çok mutluydunuz herhalde. Sizi önce ben sonra da Ward ziyaret etti. Ward mı? Onu tanıyor muyum? Evet ama o iyisi... Ama en iyisi baştan başlayalım. Siz iyi bir oyuncusunuz. Hikaye dinlemek hoşunuza gider. Elbette. Nasıl olsa zamanım bol. Pekala. Hikayenin kahramanı Jack Olsen olsun ve farz ederim ki istemeyerek de olsa emekliye ayrılması gerekiyor. Hem de küçük bir aylıkla. 28 yaşındaki kızı henüz evlenmemiş. Onun geleceği nasıl garanti alacak? Dürüst insanların kaderi. Kahramanımız da öyle düşünüyor. Ömrü çalışmakla geçmiş. Üstelik para taşıyan bir arabada onu rahat ettirecek servet. Her an elinin altında. Eğer kahramanımız parayı çalma konusunda inadından vazgeçerse ona yardım ederim. Bundan kuşkum yok. Sonunda olsa eyleme geçmeye karar veriyor. Ve burada sahneye siz çıkıyorsunuz. Çok etkileyici. Peki nasıl? Hapisten çıkmanız yakındır. Olsen başlangıçta bundan korkar. Sonra kendine bir de silah alır. Ama daha iyi bir çözüm vardır. Soyguna niye siz de katılmayasınız? Böylece ganimetten pay alıp öfkenizi de yatıştırırsınız. Her şeyi siz planlıyorsunuz ve bir taşla iki kuş vuruyorsunuz. İnsan yaşlanınca tehlikeden kaçıyor. Hem kendime yetecek param da var. Suç ortaklarınızın payını verip bu evi aldıktan sonra geriye fazla bir şey kalmamıştır. Bu noktada hayaller bitiyor ve gerçekler başlıyor. Hemen işe koyuldunuz. O seninle aranızdaki irtibatı Otis sağlıyordu. Nereden biliyorsunuz? Ward onları tesadüfen birlikte görmüştü. Otis'i tanıyordu. Soygundan sonra da o senin bu işte parmağı olduğunu anladı. Ama kimseye söylemedi. Banka 3000 dolarlık ödül koyunca bu avantajdan yararlanmak istedi. Buraya ilk girişinde beni izledi ve Otis'i gördü. Böylece bizle Olsen arasında bir bağ kurdu. Şimdi gelelim paranın taşınmasına. Olsen her seferinde değişik bir yoldan gidiyordu. Arabayı kendi kullanıyor, sonra da ilgili raporunu yazıyordu. Soygun durumunda tek ipucu bu olabilirdi. Olsen'in bunu düşünmemiş olması mümkün mü? Hayır, suç ortakları tarafından öldürülmesi de öyle. Bu sizin fikrinizdi. Böylece o senden hem intikamınızı hem de ganimeti alacaktınız. Nitekim kaza süsü vererek onu vurmalarını emrettiniz. O senin raporlarını incelerken aynı güzergahı belli bir aralıkta tekrarladığını keşfetti. Mesela iki ayda bir pazar kurulduğu gün Reginald Stres'ten geçiyordu. Raporları okuyan herkes bunu anlayabilirdi. Böylece bütün şüpheler banka memurları üzerinde toplanacaktı. Bu durumda o sen suçlu değil, aptal durumuna düşecekti. Doğru, Ward raporların kopyalarının Bishop'un evinden çalındığını biliyordu ama bunun dışında her şeyi anladı. Akıllı adammış, pek sayılmaz. Size şantaj yapmaya kalktı ve bu da hayatına mal oldu. Bu adamın bana geldiğini nereden biliyorsun? Ayakkabısının içinde bahçenizdeki çakıl taşlarından buldum. Gülünç bir kanıt. Sahi bu hikayeyi nasıl ispat edeceksin? Bu polisin görevi. Ward'ı öldürttünüz çünkü soruşturmanın derinleştirilmesi işinize gelmiyordu. Neden? Bana kalırsa soyguna katılan adamlarınız burada gizlenip ortalığın yatışmasını bekliyorlar. Bravo. Arkanı dönersen seni onlarla tanıştırabilirim. Yavaşça ayağa kalk ve ellerini kaldır. Tatmin oldun mu? Anlayamadığım bir şey var. Ward'ı neden burada öldürmediniz? Bir mektup yazıp her şeyi anlattığını söylemişti. Otis onu evine götürüp her yeri aradı. Mektup falan yoktu. Silahı yok. Onu konuşturacak mıyız? Aksine ebediyen susturacağız. Elveda uyanık. Veda etmek için henüz erken.
Vay canına. Ah. Ey, kapıdan uzak durun. Aa, silahınızı atın, polis. İnanamıyorum. Hayatım boyunca kendime hep o sen örnek aldım. O sen eski olsan olsaydı belki Marabu güvenecek kadar saf davranmazdı. Eğer seni teselli edecekse söyleyeyim. Son anda küçük bir çocuğu suç ortaklarının elinden kurtardı. Eski bir hikayeyi hatırlamış olmalı. 20 yıl önce yanlışlıkla vurulan bir çocuğun hikayesi. Maro sana anlattı demek. Evet, ama o hikaye onunla birlikte mezara gidecek. Merhaba Teğmenim, her şey yolunda mı? Evet, what day ne oldu? Çabuk çözüldü. Kroner Spreke olan borcunu kayınpederi ödemiş. Bir skandal çıkmasından korkmuşlar. Bir şey daha var. Louise Thorpe adında bir kadın o seni suçlayan bir mektup getirdi. Nereden çıkmış bu mektup? Ward göndermiş. Bayan Thorpe'un bu sabah eline geçmiş ve hemen bize gelmiş. Ödül almak için banka kapanmadan yetişti. Bu maceranın sonu.